Peki bir videomuz varmış, görelim. Selamünaleyküm hocam. Hocam, aleyküm. Benim sorum şöyle size. Ben 5 yıl boyunca bir çocukla görüştüm. Ciddiydik hocam. Sonrasında sevgimin bittiğini fark ettim ve bunu ona söyledim. Ayrılmak istediğimi söyledim hocam. 2,5 sene oldu ayrılalı hocam. Bugün hala bana bedduvalı mesajlar atıyor. Hocam sorum şöyle ki 2,5 senedir de işim gücüm bir türlü rast gitmiyor. Acaba buna mı bağlamalıyım? Sağlığım yerinde yalnız, iş konusunda hiçbir şekilde olmuyor. Bir yere gelmeye çalışıyorum. Sonrasında iş bozuluyor. Hocam helallik mi istemeliyim? Bununla alakası var mı? İlginç. Evet. 5 yıldır konuştuğum birisi vardı. Bayağı uzun. 5 evet. Yıl. Bir çocukla, ama daha sonra artık sevgim kalmadı ve bitirdim diyor izleyicimiz yani. Evet. Görüşmeyi, konuşmayı kesmiş, bitirmiş. Ayrılmamızın üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen bana hala beddualı mesajlar atıyor. Benim de işim gücüm rast gitmiyor. Acaba onun bedduasından olabilir mi diye soruyor. Evet. Helallik alayım mı diye soruyor izleyicimiz. Yani haksız yere birisi beddua ediyor. Ondan çekinmek doğru değil. Haksız yere bedduasından. Ama biz birine zulmettik de, biz birine haksızlık ettik de onun için mi beddua ediyor? Onun için değil. Yani esasen Muhsin Bey, burada şu bu nokta üzerinde de durmak lazım. 5 yıl boyunca düşüyor, kalkıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Nikah yok. Acaba mahremiyet sınırlarını zorlayacak durumlarımız oldu mu, olmadı mı? Yani onu düşünmek lazım. Yani biz haram irtikab ettik mi, etmedik mi? Yani biz düşüp kalkıyoruz ama nişanlı mıyız? Değil. Nikahlı mıyız? Değil. Ya, sevgili. Muhtemel ki bu nasıl sevgili? Yani böyle olmaz. Bir nikah düşen erkekle kadının münasebetleri konusuna da dinimiz bir hudut getirmiştir. Yani böyle olmaz. 5 yıl boyunca biz kayıtsız şartsız görüşelim, sonra ayrıldık. Ondan sonra da beddua edelim. Hoş değil ve bu bedduadan da çekinmemek lazım. Yani. Sağlıklı bir ilişki değil. Doğru. Din açıdan da doğru, öyle diyorsunuz. Doğru. Evet, peki.